Şehit babası olarak burada bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten duyduğum onuru ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün yüce Türk milletinin bekası ve mukaddes Türk vatanının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını bir an bile tereddüt etmeden feda edip şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla şükran duygularıyla anmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Kahraman şehitlerimiz bütün bir millete ait olmuş ve milletimizin ortak bir değeri haline gelmişlerdir. Onlar vatan ve millet uğruna canlarını vererek kendilerinden sonra gelen kuşaklara vatanı emanet eden toprak altındaki köklerimizdir. Tarih boyunca vatan ve millet sevgisinin en güzel örneklerini göstermiş olan Büyük Türk Milleti tarihin altın sayfalarına sayısız destanlar ve eşsiz zaferler kazandırmıştır. Milletimizin canından aziz bildiği vatanını ve bayrağını korumak uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bütün dünya dün olduğu gibi bugün de çok iyi bilmekte ve şahit olmaktadır. Ben sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrini tereddüt etmeden yerine getiren bir nesle de yakışan budur. Oğlum şehit İstikam Asubay Üst Çavuş Erdem Ertan görevli bulunduğu Hakkari Yüksekova'da Büyük Türk Milleti'nin huzurunu bozmak isteyen hain Kalleş Bölücü Terör Örgütü'nün 10 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı neticesinde şehit olup Rabbinin iltifatına mazhar olmuştur. Şehitlerimizin yokluğunu hiçbir zaman alışamasak da tüm sevenlerin kalbi onların özlemi ve hasretiyle tutuşsa da oğlum Erdem Ertan'ın ve tüm şehitlerimizin Allah katında ulaştıkları makamlarını düşündükçe içimizi kaplayan huzur ve taşıdığım gurur bizleri ayakta ve güçlü tutmaktadır. Milletimiz şehitlerin özverilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Birlik ve bütünlüğümüzün, vatan sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzce yaşayacaktır. Sayın Bakanım, bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için size şükran borçluyuz. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bu vefası sayesinde kendimizi tüm şehitler, aileler olarak yalnız hissetmiyoruz. Bu duygularla başta devletimizin ve Cumhuriyet'in kurucusu ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve oğlum İstikam Asubay Üst Çavuş Erdem Ertan'ı özlem ve minnetle anıyor, ebediyete irtihal eden kıymetli gazilerimizi Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Sözlerimi bir şairimizin şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Hepinize saygılar sunarım.